Hava nasıl olacak onu da merak ediyorsunuz biliyorum. Dolayısıyla Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz Hüseyin Özel stüdyomuza hoş geldin. Hoş Günaydın buldum. Hüseyin. Günaydın Sopanla efendim. Birlikte gelmişsin. Evet, sopam geldiğimde buradaydı. Aslında evet. Bugünlerde hava durumu anlatıyoruz insanlara. Ela çoğunlukla sıcaklık, yağış durumu ve rüzgar, fırtına anlatıyoruz ama bir de havanın kalitesi. Hava kirli mi temiz mi konusu var. Şimdi bizim İstanbul'da sabah saatleri spor yapmak isteyen, belki vakit bulabilen şanslı insanlar var. Ya da akşam iş çıkışı eve dönerken bir yürüyüş yapayım diyen. İşte bugünlerde biz maalesef biraz kirleticilerin etkisindeyiz. Hava daha kirli geçtiğimiz haftaya göre. Bugünün hava tahminlerini şimdi hızlıca aktarmaya çalışacağım. Orta ve Doğu Karadeniz'de Ordu çevresinde şurada görünen yağış, Giresun Ordu kuvvetli ve Doğu Karadeniz'de Rize Artvin çevresindeki yağış kuvvetli. Bu haftanın neredeyse ilk yağışı kıyılar için. Daha çok içerilerde böyle kar yağmıştı. Ama bu yağmurlar kuvvetli görünüyor. Buradaki tehlike heyelan ve toprak kayması. Yani bölgede bir haftadır aralıklı süren yükseklerdeki kar yağışı nedeniyle hatta bazı yerlerde bu hafta sonu çığ düşmesi gibi hadiseler bile görebileceğiz. Oh, ama yaylalardan ve köylerden söz ediyoruz. Doğu Anadolu'da da bugün içerisinde kar yağışları, bakın o yeşil alan, Elazığ, bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsüne kar bakıyoruz. Kar mı yağacak? Tabii Doğu Anadolu'da kar yağacak. Tunceli'de, Elazığ'da, Muş'ta kar bekliyoruz bugün, Ağrı'da. Bu kar yağışları ama böyle yarım metre, bir metre tipi şeklinde değil. Daha geçiş yapan, hani insanlar seyirlik izlese keyif alacağı türden. Ama iş şehirler arası yollara gelince orada dikkat etmek lazım. Az bir örtü bile olsa ve kış lastiğiniz yoksa o araç kayabilir. Başkası kayar, siz ona eklenirsiniz gibi bir sürü kötü olasılık zikretmek istemiyorum ama aşağı yukarı şu ölçüde bir kar yağışından söz ediyoruz. Bakın Doğu Anadolu'da ve aslında merkezlerde, yani köylerde de değil, Muş, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Erzurum gibi yerlerin merkezlerinde bugün akşama kadar şu şekilde kar yağışı görebileceğiz. Çok güzel. Tabii buna bakınca İstanbul'u diyor ki biz bu kar yağışını İstanbul'da da görseydik. Evet, ben diyorum. Sen diyorsun, çoğu insan söylüyor. Tabii ki hem de bu bazı şeyler var, mikrobu kırar, havayı temizler gibi. Yani o soğuğun o seviyelere bir inmesinde fayda var gerçekten sağlık açısından da. Tabii kendimizi korursak. Herkes hasta Hüseyin. Herkes hasta ya, evet. Bu biraz da hava kirliliğiyle ilişkili olabilir. Çevremizdeki ortamları havalandırmamız lazım. Biz biraz kapalı ev, cam pencere açmıyorsak, ki büyüklerimiz pek açmaz. Aman toz girer, aman soğuk girer, ya bırak soğuk girsin. Soğuk o giren hava eğer daha temizse sürkülü olur. Ama işte bu sabah öyle bir sabah değil. Öğleden sonra umarım biraz daha temizlenecek. Peki. Bunları takip eden sistemler var. Gün içerisinde siz de takip edebilirsiniz hava kalitesini. Bu önemli bir konu haline geliyor büyük şehirlerde. Öyle bir gün. Güneşli diye bir gün geçireceğiz. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Öztel. Batı'da ben de teşekkür ederim. Hafta sonu ile ilgili fazla tahmin var. Onu cuma günü güncellendiğinde konuşalım. Çünkü bir fırtına kapımızda tekrar. Cuma cumartesi için biz onu cuma günü sabahı güncel aktarırız. Stüdyoya bekliyorum cuma günü. Peki. Görüşürüz.